ki, o karşıkini de şey. Bak, 40 senelik otobüsü geldi şimdi, oradan kuş bakışı bakır aşağı doğru millete. Çalış, çalış, kim bakacak seni? Sizi tanıyabilir miyiz kaptan? Ben Gümüşhane Köse ilçesinden Tahsin Şen. Taşımacılık yapıyorsunuz. Taşımacılık, minibüsçülüğü yapıyorum. Sektörün durumu nasıl, taşımacılık sektörün? Sektörün durumu şu anda kritik, yani iş yok. İşler kritik. Pandemiden dolayı para kazanamıyoruz. Arabanın giderlerini ödeyemiyoruz. İşte bu kadar yani. Bu dönemde beklediğiniz desteği hükümetten alabildiniz mi, devletten? Aldık. Ne aldınız? İşte birer milyon şey aldık. 1.000 lira bir destek aldık. Destek aldık. Yani 4 defa şey verdiler yani. Oh, başka bir şey yok. İlçede önemli sorunlar neler acaba gözlemlediniz Köse ilçesinde? Yani önemli sorunlar, yol sorunu var. Ne gibi yol sorunu? İşte havalanı yapılıyor bu ya. Evet. Havalanı yapılıyor. Yol nereden gelecek gidecek? Yol mu lazım bize? Ne bileyim artık. Köse Dağı'na bir tünel gerekiyor. Tünel düşünüyor. Tünel, her gelen bir siyasi oraya tünel yapacak. Öyle bizi başımıza yastık koydular. Siyasi alet yapıyor. Öyle kaldı yani. Yol mol yok şu anda. Bakalım ne olacak. Öncelik Köse Dağı'na bir tünel olmalı. Havaalanına ulaşımı kolaylaştırmak için. Aynen öyle. Öncelik yol. Tünel doğrusu. Kışın çok tehlikeli o virajlar. Kışın sakat. Kışın tünel olmadı mı havaalanı çalışmaz. Gümüşhane'den buraya yolcu gelmez. Yani önemli olan Gümüşhane'yi buraya getirtmek. Evet. Artık başka sorun. Kuraklık var. Kuraklık var işte. Ben aynı zamanda şeyi yapıyorum. Fasulyeciliği yapıyorum ben baklagillerden. Evet. Şu anda ektik bir aydır bitmiyor. Kuraklıktan dolayı millet perişan yani. Evet. Şu anda yani çok kuraklık var. Geçen yıl bir de alım sözü verdi size, tarım kredi değil mi? Verildi. Ürettiniz, elinizde kaldı, öyle de bir sıkıntı var. Vatandaşın elinde duruyor, şimdi ikinci üstüne gelecek. Bu sene de söz verdiler mi alacaklarına dair? Yok, söz vermediler. Bakalım işte vatandaş böyle peyderpey satıyoruz. Kilo kilo sağda solda. Belediyenin çalışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz, Köse Belediyesi'nin? Vallahi belediye devraldığı zaman 13 trilyon borcu vardı. Borçları kapattı. Şu anda da yani kasada da para var. Benim duyduğum kadarıyla. 3,5. He. Yani önceki ben karalamıyorum da yani böyle bir gambur bıraktı gitti yani. Başka bir sor, ben cevap vereyim, daha güzel olur. Sizi tanıyabilir miyiz beyefendi? Ben Selami Taşdemir, bir iş adamıyım. Pestil köme üzerinde imalathanem vardır. Emekli, emniyetten memurum, polis memuruyum. Ve geldim memleketime 35 yıl sonra bir yatırım yaptım. Memleketin kalkınma yönünde, yani kalkınma yönünde bir katkım olsun diye bir iş yeri açtım. Evet. Maalesef görüldüğü gibi yolumuzun olmayışı, buradan işte transit, eskiden olan transit yolumuz tamamen yok oldu. Pekin yoluna çevirmelerinden dolayı bu yıllarca yani asırlık yol olan İpek yolu burada yok oldu. Yani Gümüşhane'nin Şirin Köse ilçesi olan, yani alanı mükemmel olan, tamamen her şeyi yetişen, ama maalesef organik tarım yapılan bölge. Tabii organik tarım yapılan bir bölgedir. İşte nohut, mercimek, ekseri Türkiye genelinde en güzel kuru fasulye dediğimiz yani şeker fasulyesi bizim bu Köse ilçemizde yapılır. Hayvancılıkla uğraşılır. Daha önce aynı zamanda ben şu anda Köse Belediyesi encümenim ve başkan yardımcısıyım. Belediye başkan yardımcısıyım. Ve belediyemizi zaten bir hayli yüklü borç olarak aldık. Bu borçları ödedik. Şükürler olsun. Şimdi de 2 sene süre içerisinde işte bu gördüğünüz terminal binamızı çok güzel olmuş. Yaptık. Çok güzel olmuş. Terminal binamızı yaptık. Belediye yaptı burayı, öyle tabii, mi? Tabii belediye yaptı. Girişte tam teşekkür 1,5 trilyon maliyeti olan şu anda yapılıyor. Düğün salonumuz yapıldı ve merkezde cadde üzerinde bulunan bir pazar yerimizi yaptık. 800 milyara maliyeti mal oldu.
Yani şu anda da bu gördüğünüz alanın oraya yeni kültür mekanımızı temelini attık. He, kalıplar çakılmış oraya evet, mı? Evet, evet. Doğru. Evet. Oraya da kültür merkez salonumuzu yaptık. Başladınız. Yani, baş proje bu. Düğün salonu da oraya mı yapılıyor? Yok, düğün salonu şu girişte hemen. O gördüğünüz o girişte büyük girişte. Alan orada 5000 metrekare alanın üzerinde. Burası kültür merkezi yapılıyor. Tabii burası kültür merkezi yaptık. Köse kültür merkezi. Çok güzel. Ne var içerisinde başkanım bu kültür merkezinin? Orada toplanma salonu yani briefing vermek için kadınlara işte toplantı, düğün falan böyle bir okul sosyal okul etkinlikleri. Tabii sosyal aktif olacak bir hizmet yani kazamıza kazandırdık. Çok güzel. Yani belediye başkanımız Sayın Turgay Kester ve onun encümenleri olarak böyle bir şeye girdik, hizmete. Tabii ki 40 kalıp olarak bütçemizin işte şeyle, kısıtlamalarıyla işte böyle bir hizmete girdi. Zaten biz belediyeyi alırken yaklaşık 13 trilyon borçta aldık. Yani görünüşte yapılan bir hizmet yapılmadı. Biz bir kısa sürede işte az önce bahsettiğim hizmetleri gerçekleştirdik. Ve gerçekleştirmeye de devam ediyoruz. Ve üniversitemizde iki kol getirdik. Bu kolların en önemlisi de gardiyanlık bölümünü getirdik üniversitemize. Yani bölüm olarak, iki yıl olarak. İşte gördüğünüz gibi, sizlerin de gördüğünüz gibi tabii ki buraya devlet büyüklerimizin daha da böyle ilgilenip kol atsa daha güzel bir çalışma içerisinde bulunacağız. En başta başkanım ulaşımı gündem ettiniz. Tabii, daha önce zaten bizim evet. Efendim bunu öncelikle söylüyorum. Bunu isterseniz güzel yayınlayabilirsiniz yani bunu basın medyada. Bir tünel lazım Köse Dağı'na. Tünel, bu konuda bir girişimde bulundunuz mu? Resmi bulunduk, girişimde. Bulunduk ne, ama ne yapıldı? Çok özür dilerim efendim. Çok güzel bir konuya değindin. Evet. Şimdi bizim burada 11 kilometre Salyazı diye bir beldemiz bulunur. Oraya büyük bir havaalanı yapılmaktadır. Yani tamamen uluslararası uçakların inip kalkma şeyi olacak. O da Allah nasip ederse tabii ki devlet bakanımızın bize söylemesine göre hummalı bir çalışma vardır efendim. 2022 yılında teslim edilecek. Ama maalesef o havaalanının buraya katkısı olacağından dolayı ama maalesef yolumuz bizim yoktur. Yani eğer bu köse yoluna fazla da değil yani 7-8 kilometrelik yani bu yapıldı. Mühendislerine tütünü de yaptırdık. 8 kilometre bir tünel vurursa Gümüşhane yani bu havaalanın şeyi 20 dakikaya inecek söyleniyor bize. Biz de büyük devlet büyüklerimizden bu konuyu ilgilenirseler tabii ki biz de kazamız olarak, halkımız olarak büyük mutluluk duyacağız yani. İnşallah. Görüşüp söz aldığınız kimse var mı acaba bu konuda isim verebileceğiniz? Şu anda tabii ki yetkili kişilere gerekli bilgileri verdik. Onlar da işte ilgileneceklerini bize söylediler. Tabii böyle bir yol etütü olduğunu bize beyan ettiler ama tabii ne çalışma olacak o konuda herhangi bir bilgi şey demedik, alamadık efendim. Evet. Ama inşallah sizlerin de böyle bir ilgilenmenizde belki sesimizi duyarlar da kısa sürede bizim bura yine eskisi gibi hareketlenir. İpek yolu ticaretinin olduğu dönem gibi. Artı tırnak içinde diyorum efendim, bu köse dediğimiz havzası bundan 20 sene önce Karadeniz bölgesini besleyen bir ilçeydi. Hayvancılıkla, işte fasulyeyle, buğdayla, mercimeğiyle, nohutuyla şey dedi, kazandıran. Ve bu bölgenin de en büyük hayvan pazarı olurdu. Diyarbakır'dan, Kars'tan, Erzurum'dan, Ağrı'dan, Sivas'tan buraya hayvan pazarına gelirdiler. Yani büyük bir hayvan pazarı olurdu. Maalesef o hayvan pazarı da burada yok oldu. İşte fazla bir ilgilenmemelerinden dolayı böyle bir göç olayı
doğdu. Ama inşallah bundan sonra biz işte büyük belediye başkanımız ve biz encümenler olarak büyük bir gayret içerisinde çalışıyoruz. Hizmeti amaçlı olarak bu ilçemize daha ne gibi bir şeyler kazandırabiliriz, onu gayretindeyiz. Başarılar diliyoruz başkanım. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim efendim. Haydi. Daim açar telefon. Karadeniz okuyorlar ya. Bak tabağın önündeki. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Selami Babur. Köseli misiniz Selami? Köseliyim. Köse ilçesinde gözlemlediğiniz önemli sorunlar nelerdir? Su sorunu. Ekinler kurudu, her taraf kurudu. Yağmur yok, fasulyeler kurudu. Daha da oldu çok. Artık sıcaklık, kuraklık çok yani. Sulama sistemleri çalışmıyor mu barajların acaba? Kısıtlı veriyorlar. Çalışıyor ama baraj seviyesi düştü mü suyu tabii veremez. Su seviyesi düşüyor barajda. Yağmur olmayınca, su gelmeyince barajlara da suyu verecek. Belediyenin çalışmalarını nasıl buluyorsunuz? Fena değil. Gazete mi? Sinin mi sen? Seni tanıyabilir miyiz amca? Emsal Vural. Köselisiniz. Köseliyim. Ne işle meşgulsünüz? Hanımım öldü. Şu anda boştayım. Boştasınız. Emekler. Köse'de gözlemlediğiniz önemli sorunlar neler? Valla gözlediğimiz sorunlar bunun dediği gibi kulaklık, yağışlık efendim.